Şimdi millet böyle itiraz ediyor. Millet yardırıyor, konuşuyor vesaire derken garip bir çıkış geldi. Bugün çok konuşulmadı. Sanırım gündemde olmadı ama bence eee a olmuş, cübbeli olmuş. Evet bunu bunu konuşmak gerekiyor. Bence önemli bir çıkış çünkü bugüne kadar böyle bir çıkış görmedik. Hani olmadı. Erdoğan ne yapıldıysa genelde cemaatler ve cemaatlerin işte başındaki ya da öne çıkan isimler tarafından hep Aa, iyi işte Allah diyor, kitap diyor vesaire diyerekten e, onaylandı Erdoğan ve Erdoğan'ın yaptıkları. Cübbeli Ahmet Fatih Altaylı ile konuşmuş. Fatih Altaylı da haber e, Türk'te bunu yazıyor. Cübbeli'den Erdoğan'a e, bazı sözler var. Şimdi ona bir bakalım. Fatih Bey'in yazısını okuyorum. Dün sabah bir arkadaşım çok eğlenceli bir video yollamış. Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendi cemaatine yaptığı bir sohbeti müzikle birleştirmiş. Komik olmuş videoda ben de bunu Cübbeli Ahmet'e attım diyor. 10 dakika geçmeden beni aradı diyor. Daha doğrusu eşi aradı. Hocayla beraberiz izledik videoyu çok güldük size bir merhaba demek istiyor dedi. Telefonu verdi diyor. İlk cümlesi nereye gidiyoruz Fatih Bey oldu diyor. Yani <laughs> o da ya yani böyle dışarıdan şey gözüküyor herhalde hani böyle siyasete pek karışma metne falan ama millet içeriden yanıyor değil mi Fatih Bey ne olacak bu halimiz? Ee, Vallahi hocam biz artık bilmiyoruz siz daha iyi bilirsiniz nasmış öyle diyorlar dedim diyor biliyorsunuz Erdoğan bu faiz konusuyla alakalı e, konuşurken şey dedi nas dedi Fatih Altaylı da demiş ki siz daha iyi bilirsiniz nasmış diyor. Ee, o da diyor ki Ahmet Mahmut Ünlü Fatih Bey herkes çok tedirgin benim babam bilirsiniz varlıklı bir adamdı ve aynen böyle bir kriz sonunda battı. Bugün de durum bu. Esnaf çok tedirgin. Herkes batma, her şeyi kaybetme korkusu içinde. Kimse nerede kimse de nereye gittiğimizi, ne olacağını nerede durulacağını kestiremiyor. Önünü göremiyor kimse. Kimse de sesini de çıkartmıyor. Öylece seyrediyoruz ama iyiye gitmiyor sanki hiçbir şey demiş. Günaydın. <laughs> Merhaba. Hoş geldiniz gerçek dünyaya. Ben de tekrarladım. Nas hocam Nas onu ben bilmem siz daha iyi bilirsiniz demiş Fatih Bey. Sonunda Ahmet Hoca kızdı. Fatih Bey Nas anladık da burası şeriat devleti mi? Allah Allah. Kemalistik da Ahmet Mahmut ünlü. Cübbeli Ahmet'ten son dakika açıklaması. Paşam çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Şeriat devleti ilan edildiyse ona göre davransınlar. Yarım nasıl olmaz. Madem öyle bir bile faiz vermeyeceksin. Yani benim anladığım kadarıyla bu faiz olayında hükümetin yaptığı işi samimi bulmuyor. Yani çünkü faizin... Ya tabii ki Cübbeli Ahmet şey tarafından hani, e, e, iktisadi olarak bakmıyor. Hükümetin açıkladığı gibi dini olarak da bakıyor. Nas diyorlar ya, faizin diyor azı çoğu olmaz, olmayacak her yüzde bir bile olmayacak diyor. E, yarım yamalak Nas olmaz, bakın bu durum İslam'a büyük zarar veriyor, farkındalar mı bilmiyorum. Biz içindeyiz cemaatin, görüyoruz bu ekonomik politikayı Nas diye sürdürürsen ve millet batarsa herkes Kur'an batırdı bizi demeye başlayacak. Suçu Kur'an'da İslam'da bulacak. Millet dinden Kur'an'dan uzak duracak. Sonunda batışın faturasını da Kur'an'a çıkacak. Madem nas diyeceksin o zaman hepten şeriat ilan et. Bakalım ne oluyor görelim. Öyle değil mi ama? Demiş. Ben yine nas hocam nas dedim. <laughs> Fatih ya, bilmiyorum hiç tanımıyorum kendisini ama. Fatih Altaylı bana böyle çok yani isterse çok büyük bir troll olacakmış gibi geliyor. Troll derken kötü anlamda değil. Hani böyle ee, sürekli paso şaka yapan milletle taşak geçen falan bir şey varmış gibime geliyor. Nas hocam nas dedim. Hoca yine kızdı. Fatih Bey İslam'da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem Nas o zaman o fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı Nas'a bağlarsanız milleti Nas'tan Kur'an'dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz demiş. Yani valla bunu söylemem çok garip olacak arkadaşlar ama Cübbeli Ahmet dahi bugün hükümetten daha mantıklı açıklamalar yapıyor. Samimi söylüyorum size. Bu dalga geçmek için falan söylemiyorum. Cübbeli Ahmet'in bu, bu açıklamasına baktığım zaman hükümetin bu konudaki işte şu olacak bu olacak vesaire açıklamalarından çok daha mantıklı bir açıklama görüyorum burada. Yani AK Parti'nin iyi yönlerini say diyorlar ya bana arada. Bak bir iyi yön daha ekliyorum. Valla bağırta bağırta milli herkesi kemalist yapacak yani. <laughs> Böyle az daha AK Parti başta bu şekilde devam ederse bu cemaatlerin falan hepsi bir haftaya gözünü anıt kabirde açacak yani. Çok az kaldı o noktaya doğru gidiyorlar. <laughs> ee, şu son nokta bence önemli ben orayı bir tekrar okuyacağım. İslam'da faiz yoktur ama parayı korumak vardır. Paranın değer kaybı kadar faiz olabilir. Paranın değer kaybı nispetinde faiz alınabileceğini söyleyen fetvalar vardır. Madem nasıl o zaman fetvaları da göz önüne alsınlar. Milleti göz göre göre batırmayı nasa bağlarsanız milletin aslan Kur'an'dan soğutursunuz. Dini suçlu hale getirirsiniz diyor çevik bir cübbeli. <laughs> Fatih Bey de diyor ki biraz daha sohbetten sonra kapattık. Genelde neşeli ve pozitif olan Cübbeli Ahmet Hoca'yı bir kez açılım döneminde bu kadar tedirgin görmüştüm. Bu kez daha da tedirgin ama yapacak bir şey yok. Ne de olsa nas demiş Fatih Altaylı. Bence güzel bir yazı yazmış. Bugün zaten gündemde konuşulan ve bence konuşulması da geri. Ben bu tepkilerin arkasının gelebileceğini de düşünüyorum ve bu önemli bir şey bakın. De, ya bazı küçük cemaatler hariç bugüne kadar büyük cemaatler genelde AK Parti iktidarının yaptıklarını hep desteklediler. Hep desteklediler. Yani ilk defa e, bu dönemde böyle bazı çatlak sesler ya da karşı çıkmalar duymaya başlıyoruz. Ve bence bu önemli bir hareket. Dediğim gibi bu kadar popüler cemaatler tarafından yoksa var işte o yine ya Furkan Vakfı falan var daha önce hükümette problem yaşayan. Çünkü Belahmet çok göz önünde olan bir isim. <laughs> dostum cemaatler de gitti ne yapacağız? Allah herkes gemiyi teker teker terk ediyor arkadaşlar. Ha bu arada Güldal Akşit ölmüş. Cumhurbaşkanının e, baş danışmanıydı yanlış hatırlamıyorsam. Eski de bakandı. Devlet bakanı değil mi? Evet. AK Parti'nin de kurucu üyesiymiş. Allah rahmet eylesin. Onu da ismini geçirmiş olalım hazır görmüşken. Bakalım millet neler yazmış. Atatürk'ün kurduğu layık devlet yönetimi değiştirip dini siyasete alet etmenin sonuçları ülkeyi ne hale getirdiğinizi görüyoruz. Hep böyle devam et Cübbeli doğru yoldasın demiş. Bu arada bu kadar göz önünde olan cemaatlerde Atatürk'e... E, ya bence tabii ki. Samimiyetini bilmiyorum ama Atatürk'e en yakın davranan isim Cübbeli Ahmet. Çok linç yedi bu konudan. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum da. Ya samimiyetini bilemem. Ya, ya eski konuşmaları da var çünkü Atatürk'e böyle hadsiz hadsiz yani... Densizce laflar etti. Geçen sene falanım Atatürk konusu konuşurken şey demişti işte. Yani kötü konuşamazsın. Ülkenin kurucusu demişti. Bayağı linç yem, falan yemişti. Küppeli omega Rül. Evet biraz omega Rül. <laughs> İnanmıyorum FETÖ'şte saygı duyuyordu. Sen bilirsin canım. Ben iletmekle mükellefim. Ben iletirim sonra sen kafanda ne düşünüyorsun? Sen düşün bilemem. Senin cennet terlikleri satışların sekteye uğradı. <laughs> kefen olayı vardı ya. Yanmaz kefen. Hayret ilk defa doğru laf etmiş diyenler var. Ee, Ol Cübbeli Ahmet 15 Temmuz'u gördüm. Nevcubbeli Ahmet paşam emrindeyiz. <laughs> evet millet açıklamayı paylaşmış genel olarak. Daha adil bir dünya mümkün kitabına cübbeli yorumu. Bakayım. Bu eski bir video gibi ama fake olabilir ya. Evet bu eski bir Şarkıcı Var mı başka bir şey? Yok. Bu konuşulmuş. Okey. Geçtim bunu.